Herkese merhaba. Ben Bospor takımının kaptanı Mehmet Can. Bu videoda daha önceki videolarda size bahsettiğim International Table Soccer Federation diye bir oluşum var biliyorsunuz. Bu uluslararası Langer Federasyonu kabaca anlatma gerekirse. Bunun bir internet sitesi var ve internet sitesinde bizim için çok çok faydalı olabilecek bilgiler var. Bizim merakımızı giderecek dünyada neler oluyor Langer'la alakalı da neler yapılıyor, nerede ne turnuva var, Langer'ın kuralları nelerdir, kim hangi turnuvada kaçıncı olmuş, kim kimi yenmiş vesaire, bunlara e, rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir veri tabanı var. Bunları size e, göstermek istiyorum. E, hep beraber buyurun isterseniz başlayalım. Öncelikle ben sayfadayım şu an tablesucker.org. Bir Google'a geri geliyorum. E, en baştan yapmak gerekirse tarayıcımızı e, Google yazıp ITSF e yazmamız gerekecek. International Table Soccer Federation ve karşımızda tablesoccer.org gelecek. Bu ilk sayfaya tıklayalım. Burada Türkçe kısmı var, Türkçe çeviri de var ama ya bu Türkçe çeviri çok kötü bir çeviri. O yüzden ben şu an tercih etmiyorum bunu. Siz arzu ederseniz o şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi yani dünyadaki ülkeler çapında veya bireysel kategorilerde dünyadaki hemen hemen tüm turnuvaları, tüm organizasyonlarını idare eden bir kurum var. Yani bu ITSF, International Table Soccer Federation. Bu önemli bir kurum bizim için. Türkiye'de bu kuruluşun kapsamında, bu kuruluş kapsamında faaliyetlerini yürütüyor. O yüzden bunu biz önemsiyoruz kısaca. Burada çokça bilgi var. Öncelikle ana sayfada ne varmış ona bakalım. Ana sayfada burada Covid-19 ile alakalı alınan bir kısım kararlar ifade edilmiş. Farid Lunas da ITSF'in şu anki başkanı. Bunlar anlatılmış. Bir daha geri giriyorum. Ne olmuş başka? sonra etkileri demiş. Burada e, iptal edilen, ertelenen turnumlar e, gösterilmiş. Hep beraber bakabiliriz neler varmış. Turnumlarda e, Danimarka Kopenhag açık turnuvası varmış. Romanya e, Bonzini turnuvası varmış. E, Çek Cumhuriyeti'ne bir turnuva varmış. Bunlar e, şu an korona kapsamında ertelendi. E, özür diliyorum. İptal edildi. Bunları duyurmuşlar. Ana e, başka ne var? E, şu an ana sayfadaki e, duyurular bu şekilde ertelemenin kuralları vesaire güncellemeleri bunlardan bahsetmişler. Burada ITSF Store var. ITSF'in onaylı ürünleri, ekipmanları bunları zaten videonun devamında tanıtacağım size. Böyle bir store ama şöyle söyleyeyim. Türkiye'ye şu an PayPal olmadığı için bir gönderim yapmıyorlar. O yüzden çok da beslenmemek lazım. Bir ekipman ihtiyacı vesaire olursa e, bu sayfadan yorumla veya başka suretle bize ulaşırsanız e, biz e, size temin edebiliriz e, bunu. Yani daha doğrusu nereden ulaşabileceğinizi e, bildiririz size. Şimdi reklam gibi olmasın. E, bakıyoruz burada ITS World Tour var. Dünyada nelerde yakınlaşan turnuvalar var. Kısaca onları göstermiş ana sayfada. Önemli bilgiler demiş burada. E, vesaire. Son haberler. E, bir bakıyoruz burada şeyler sıralamalar var sıralamalar var neler var mesela open singles ne demek açık turnuva yani yeni başlayan çok puan olan az puan olan herkes katılabilen turnuva open turnuva açık turnuva diyorlar yani açık tekler turnuvası olarak bir şey görürseniz ha ben katılabilirim diye söyleyebilirsiniz ee, öbür turnuvalar çok sık olmuyor açık turnuvalar daha çok oluyor ama yani open neden açık kapalı nasıl oluyor vesaire diye aklınızda kalırsa bunu böyle bilin open turnuva açık turnuva herkes katılabiliyor bu açık turnuvalarda şimdi dünyada e ilk üçte kim var? Tony Spirdman Amerikalı bir oyuncu 800 puanla e, 2020 itibariyle şu an. birinci Thomas Haas Alman e, 772 puanla ikinci sırada. E, yani Koreya, e, Lüksemburglu 728 puanla 3. sırada şu an ilk üç böyleymiş. Kadınlar tekler var. Yani şimdi biraz önce open diye open'a kadınlar da katılabiliyor mesela. Ya da çocuklar da katılabiliyor. Ya da eee senyörler de 50 yaş üstü de katılabiliyor. Open böyle bir e, kategori Bu men olsa sadece erkekler katılabilirdi. O yüzden hiçbir sınırlama olmayan, olmayan turmaya open turma e, şeklinde söylendiğini bilin. E, kadınlar tekrar turması e, Bulgaristanlı e, yani çok iyi bildiğimiz Blagovesta Vesta Gerova bir numarada şu an. Alman Suzan Holohar e, 732 puanla konuşamadım. E, ikinci sırada daha önceki e, Kix videomuzdan da bilgilerimizi <laughs> ilettiğimiz üzere Mali da 714 puanla 3. sırada dünya sıralamasında kadınlarda. Junior'larda Erik Burstein var, Adrian Burstein var, bunlar kardeş ve Mihal Klafke var. Burada aslında Türk'te bir oyuncumuz var ama şu an ilk üçe girememiş gözüküyor. Senyörlerde Klaus Göttesleben Alman oyuncu iyi bilen bir oyuncu. Christopher Arsene ve David Zeman İngiliz var. Bu şekilde iyi küçü. Burada görebiliyoruz. Burada Table Soccer App var. Bu app'i indirebilirsiniz. iOS ve Android telefonunuzda. Kozum.com var. Bu aslında Langat'ın yayınlandığı çok önemli bir platform ama yani YouTube bu noktaya geldikten sonra artık herkes YouTube'a yoğunlaştı. Ee, ve kozumda ücretli üyelikler çok da fazla aslında fayda sağlamıyor diyebilirim şu an. Ana sayfa genel olarak e, IDSF'in bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Ne var şimdi? Turnuvalar'dan giriyoruz. Turnuvalar. Turnuvalarda neyi göreceğiz? Burada şimdi 2020 IDSF World Tour 2020 yazıyor gördüğünüz gibi. 2020 itibariyle turnuvalar. Mesela 11-12 e, Ocak'ta Çek Cumhuriyeti'nde turnuva varmış. E, geçti zaten bu. İşte Almanya'da e, Münster turnuvası varmış. Kanada, Çek Cumhuriyeti vesaire vesaire. Böyle bir şey. Hatta biz e, şuna hangisine gitmek istiyorduk ya. Planladığımız bir turnuva vardı ama şu batı'nın sonu zaten ne var ne şey yaptık. Planlayıp da gidemediğimiz bir ne, turnuva olmuştu. Burada belki de kaldırdılar. Şu an yapılan turnuvalar Şimdi 2020 turnuvalarını bu şekilde görebiliyorsunuz. Hangi tarihin müsaitse atıyorum yurt dışında herhangi bir yere gideceksiniz o tarihlerde. Yani eminim Almanya'dasınız muhakkak bir yerlerde bir şeyler oluyor. Bunu muhakkak takip edin diye söyleyebilirim. Burada ne var? İsviçre'de bir turnuva olmuş mesela. Şöyle bir güzelliği var. Turnuva takviminden sonra buradaki sonuçlara da ulaşabiliyorsunuz. Şimdi burada results yazıyor mesela. Results, İsviçre'deki turnuvanın sonuçlarına ben merak ediyorum rızasını almak yere tıkladım. Open Doubles'ta ne olmuş ne bitmiş burada bakıyorum. Ha bir baktım. Ha iyi kuşta kim var? E, ee, i̇ki numarada tanıdık bir isim var. Cihanan. Branislav Kovacevic ile beraber turnuvaya katılmış. 80 takımlı bir katılmış ve ikinci olmuş. E, ee, buradan da tebrik ediyoruz. E, buna bu şekilde e, ulaşabiliyoruz. Ee, Kovacevic de çok iyi bir e, oyuncu. Sonra bakıyoruz kimler kaçıncı olmuş vesaire. Şimdi turnuva şeyine göre, turnuva oynatım tarzına göre 5-5-9-9 gibi e, gidebiliyor bu. Herkes aynı e, şöyle bir şey çift eleme turnuvası varsa ve ikinci maçlarında elenen oy oyuncu olursa aynı sıralamayı paylaşıyorlar bu şekilde. Mesela Yani Kore'ye <laughs> katılmış mesela cananın üzerinde. Ya Tomaz Ziegler, Sergelius ya bunları da rahat yenerlermiş aslında ama ee, olmadı demek ki. Stefan Schoes, Patrick Randolph, İsviçre milli takımında da oynuyorlar aynı zamanda. Ee, gibi gibi bu şekilde buna bakabilirsiniz. Şimdi ranking kısmı bu. Chart kısmına girdiğiniz zaman da chart kısmında kim kimin kaçıncı maçı yaptı, hangi maçı yaptı onu oradan şey yapabiliyoruz. E, görebiliyoruz ama burada girmemişler demek ki. Bunun böyle bir şey var. E, registered players'a e, bakıyoruz burada. Registered players bu turnuvaya katılan open doubles'a kayıt yaptıran oyuncuların isimlerini söylüyor. Burada kimler katılmış turnuvaya, kimler vermiş falan. Bazı turnuvalarda diyoruz ki ya bu adamlar nasıl bu turnuvada bu derece elde etti falan diyoruz ama bakıyoruz ki kimse katılmamış. <laughs> Buradan da bakabilirsiniz. Hatta şöyle de turnuva devam ederken e, şeyi şey de yapabilirsiniz. Böyle live score bölümleri de oluyor. Özellikle büyük turnuvalarda bir skor bölümlerinden de skorları takip edebilirsiniz. Yani biz katıldığımız turnuvalarda zaten e, şöyle e, bin kişilik turnuvalar oluyor bazen. Orada e, isminiz duyulmanız çok zor oluyor. Sürekli şeyin başında durmanız, tabii büyük büyük ekranlar var oradan takip etmeniz belki zor oluyor. Ya yani kenarda bir yerlerde şey yaparken, yemek yerken vakit geçirirken bakabiliyorsunuz. Hemen bizi buraya giriyoruz, burada kendi ismimizi yazıyoruz ve hangi maçı, ne zaman oynadığımızı oynayacağımızı burada görebiliyoruz diye söyleyebilirim. Oradan fast uygulaması geldi zaten. Genel itibariyle results bu şekilde. Info turnuva bilgilerini veriyor. Info turnuvanın bilgilerini işte hangi otellerde kalabiliriz vesaire, ee, nerede kalabiliriz, uçak turnuva yerine nasıl ulaş ulaşabiliriz, ee, uçak denildikten sonra trene mi bineceğiz, otobüse mi bineceğiz vesaire bu kısımları e yazılan yer var. Mesela fotoğraflar, yine İsviçre turnuvasından gidelim şimdi. Burada yüklenen fotoğraflarda turnuva fotoğraflarını görebiliyoruz. Burada kimler ne yapmış vesaire. Burada mesela baktık e böyle bir reklam açında. Garlando turnuvası. Erlanda maçı var. Yani Kore'ye burada gördük. Yani Kore'ye katılmış turnuvaya. Bakalım burada podyum şey var. Aa, gibi gibi. Bakıyoruz burada. Tanıdık oyuncu var mı gibi. Ya buna fotoğraflarına e, fotoğraflarını da bu şekilde yaşayıp turnuvada neler oldu, neler bitti onu görme imkanı buluyoruz. Daha sonra dediğim gibi burada işte Masters, Masters, Pro Tour, International, World Series bunlar turnuvaların küçükten büyüğe sıralaması diye düşünebiliriz. Yani Pro Tour en böyle basic, az puan veren turnuvası. Masters onun büyüsüdür mesela. International zaten en büyük turnuva olarak sayılabilir uluslararası turnuva. World Series ondan bir tık aşağıda gibi. Bunların tabi verdikleri puan da biraz önce görmüştük ya oyuncu daha puan kazanıyor vesaire. Ona göre şey yüksek oluyor. Büyük turnuvalar daha büyük bir organizasyon ve daha çok oyuncu katılıyor. Oradaki sıralama daha önemli olarak görülüyor ITSF tarafından. Ne varmış mesela? Official Competition, Classic Competition, rollerball, competition şeklinde şeyler olabiliyor. Two legs, e, gibi. Bunlar da bir sonraki videoda işleyeceğimiz konular olabilir. Şimdi turnuva kısımlarına girdik. Turnuva kısımları bayağı bir zaten e, anlattık. Mesela İngilizce bir şekilde Cameroon'un multi-table turnuvası var. Multi-table ne demek? E, şöyle, bu turnuvalara bakın. E, daha önce de bahsettiğim gibi Türkiye'de Leonard masa kullanıyoruz biz. E, bu Leonard masa. Var mı? Leonard masada oynanacak. Bütün maçlar bu masada oynanacak. Biz de ona bilerek gidiyoruz yani. Gibi düşünebilirsiniz. Ee, geriye geldim. Şimdi burada multi table. Multi table demek ITSF'in tüm onaylı masaları burada olacak demek. Ya da bir kısım onaylı masaları olacak demek. Yani tek masada oynamayacağız yani. Birden fazla masada oynayacağız. Hatta final maçları falan da olursa bizim finalist olduğumuz e, yani rakibimiz bir masa seçecek, biz bir masa seçeceğiz. Her set farklı masalarda oynayacağız gibi bir şey. Multi böyle bir e, olay. Mesela kameramda multi -table olması şaşırdım ben yani. 6, 8 falan diyor. E, genel anlamda e, şeylerde, masalarda bu şekilde o masalarda oynuyoruz. Yani biz şöyle bonzini masa bizim için zor masalar. Şimdi e, bu bonzini turnuvasına Türkiye'den atlayıp gitmiyoruz biz daha ziyade Leonard turnuvalarını biz istiyoruz. Çünkü Leonard turnuvalarında e, oynayabiliyoruz ve Leonard masalara alışırız. Türkiye'de de o masalarla biz oynuyoruz. O yüzden o daha bizim e, kolayımıza gidiyor. Çünkü bu masalarla özellikle hani Amerika'daki tornado masalar ya yani bunlarla oynamak gerçekten bir anda e, bir Bebek haline geliyorsunuz yani. Ee, daha önce oynamamışsanız doğrudan olması. masaya. Ben e, Leonard Profesyonel Masada oynadım. Giderim onunla da oynarım. Oynayamazsınız yani öyle bir şey değil. Oynayabilen çok büyük oyuncular var ama yani onlar da çok sık antrenman yapıyorlar. Bu durumla alakalı. Turnuva kısmı, turnuvalar kısmı bu şekilde. Ranking kısmı. E, burada sıralamalar var. Kim kaçıncı sırada vesaire ona bakacağız burada. Biraz önce söylemiştim zaten. ilk üçü burada belirtmiş şu an burada oyuncular var. Beğenmiş tutuklar. Rafael Belantlar. Matthias Şöp. Bilmem ne. Ya yani bunlar da bayağı turnuvaya katılan iyi değerciler eden, elde eden oyuncular. Buradan sıralamayı böyle görebilirsiniz. genel olarak. Bu ne sıralaması? Open Singles sıralaması gördüğünüz gibi. İşte open Doubles'a tıkladığımız zaman Open Doubles'ın şeyi değişecek. Bu Open Doubles iki kişiyle beraber turnuva, iki kişi olarak oynadığınız şeyler. Burada mesela Benjamin Schutrut bir numaraya geldi. Tony 1 numarada 2 numaraya düştü. İşte Thomas Hasse 2'de 3'e düştü gibi. Yani e, bazı insanlar tekler turnuvaları, singles'ı iyi oynarlar. Bazıları doubles'ı e, daha çok tercih ederler. Gibi söyleyebiliriz. Burada böyle bir durum var. Open e, Genel olarak yani e, open turnuvalarda, açık turnuvalarda durum ne? Burada yine bir kısım değişiklik olmuş. Hadi tekrar tıklıyoruz. Women singles'a tıklıyoruz. Kadınlar tekrar Gerovalar, e, Sabulleskular, yine şu Meryem Ali, e, Nokova falan filan. Burada hepsi sıralanmış vaziyette burada. Hatta kadın oyunculardan da e, bizim milli oyunculardan Sara e, Aldı. Bakalım Sara Aldı da sıralamada tekrardır 62. sırada mesela olarak görebiliriz. Daha sonra Junior, Senior, işte e, engelliler kategorileri de var. E, her turnuvada maalesef olmamakla beraber engelli kategorisinde oynandığı turnuvalar var. Orada da ona özel masalarla oynanıyor. E, bu turnuva diye düşünebilirsiniz. Şimdi biraz önce yazdık kimler ne yapmış vesaire diye. Burada atıyorum gittiniz turnuvaya katıldınız. Ya ben kaç puan aldım bilmem ne diye e, düşünürseniz buradan e, girip hangi turnuvalarda neler olduğuna bakabilirsiniz mesela neler oluyor. Kimler ne sıralamalar elde etmişler atıyorum. Güzel yazıyoruz. burada baktık. Refik güzel e tıkladık burada. Refik Yücel milli oyuncumuz ne yapmış mesela? Katıldığı turnuvalarda vesaire burada sıralaması vesaire katıldığı şeyler hepsini teker teker görebiliyorsunuz burada. Ee, Nations, Rankings, Mid League takımlar e, sıralamasını buradan görebiliyorsunuz gibi gibi şeyler. Bunlar tamamen güncel şeyler ve buradan e, kontrol edebiliyoruz yani. Ne, ne oldu ne bitti vesaire hani bir turnuvanın sonucu ne e, gibi kim kaçıncı oldu vesaire. Bir yandan sonra yabancı oyuncular da zaten bu dünya yıldızlarını tanıdıktan sonra insan merak da etmeye başlıyor. Daha ziyade da da bakabiliyorsunuz. Şimdi burada find a partner kısmı var. Siz bir turnuvaya gideceksiniz ve turnuvada eşiniz yok. Orada kendinizi nerede, hangi pozisyonda oynamayı daha çok sevdiğinizi gibi kendinizi tanıyorsunuz, tanıtıyorsunuz ve kendinizi tanıttıktan sonra buraya ilan veriyorsunuz. Tek olan oyuncular varsa sizinle beraber katılmak için buraya başvurabiliyorlar diye düşünebiliriz. Yani bu da faydalı bir şey. Hatta geçen şeyde Frankfurt'taki turnuvada e, benim çiftler turnuvasında partnerim yoktu klasik kategoride. E, oradan şey yapmıştım. E, iyi bir portekiz Portekizli oyuncu denk geldi. E, onun da partneri yokmuş. O şekilde beraber turnuvaya katılmış olduk. Bunu da aklınızda bulundurabilirsiniz. Palmeiras e, var. Palmeiras kısmı burada işte e, alınan madalyalar kim ne madalya almış gibi. Bunlara bakabilirsiniz. 2019'da mesela Tufan Hermans e, Hollanda videomuz var. Biliyorsunuz Hollanda videomuzda e, anlatmıştık. Biz kendilerini milli takım da yapmıştık Dünyanın bir numarası oldu Tufan Hermans. Çok büyük bir oyuncu. Burada mesela Mane Tavukovic var. E, burada e, Lillandes ve Malintran var. E, Amerika milli takımı var. Yani çok çok iyi şeyler oluyor Dünya Kupalarında. Burada biraz önce bahsetmiştik Brüsten kardeşler. 2019'da mesela engelli kategorisinde Belçika şampiyon oldu. İyi düşünebilirsiniz bunu. Bu da güzel bir istatistik olarak karşımıza çıkıyor. Palmeiras'a e girdik. Daha sonra Rules'a girdik. E, Ruzda burada Tom Yor ITSF'in e, kurallar e, komitesinin başkanı. Orada bir yazı yayınlanmış. Burada mesela ITSF kuralları işte. Burada referee list var. Referee list, hakem listesi. Kimler hakem listesinde var. İşte burada bakıyorsunuz. Bakıyoruz yine. Mesela Volkan Arman Türkiye'den hakem listesinde Cihana Hakem listesinde ee, Yani ITSF turnuvalarında hakemlik yapabiliyorlar bu insanlar diye düşünüyoruz. Bakıyoruz aşağıda oynuyoruz Hakemler Yani Kore'ye Hakem listesinde bilinen oyunculardan gibi Ve buradan bakabiliriz Hakemleri buradan görebiliyoruz. Rescode Yani Turnuvalarda nasıl giyinilmesi gerekiyor? Bunlarla alakalı bir şey var. Yayın var. Türkçe haline getirip bakabilirsiniz burada. Neler yasak neler sabiz. Daha sonra Standart matchbook rules var. Official rules format 2016 gibi. şöyle şu official rules formata select language diyerek İngilizceyi seçerseniz burada İngilizce kurallar kitap çıkarsınıza gelecek. Maalesef Türkçesi henüz yok. Burada ee, ama buradan da e, İngilizce kısmını çevirerek bir şekilde e, elde edebilirsiniz. Türkçe kısmını da biz hazır edip burada paylaşmış olacağız. E, Bilal'e zaten ben duyururum onu size. Bu böyle Members e, nedir? Members üyeler burada e, Asya, Afrika yani hangi ülkeler üye? Hemen hemen dünyanın bütün ülkeleri üye. Europe mesela Türkiye. Buraya şey, üye gibi düşünebilirsiniz buradaki üyeler bilmem neler İspanya var, North Amerika var, tuhaf da ülkeler var, dünyada her yerde bu var. Mesela ne var? Members ve Training Centers var burada. Benim çok önemsediğim bir Training Centers. Nerede şimdi? Training Centers, Europe atıyorum. Nereye gittiniz? Fransa'ya gittiniz ve Nantes tarafındasınız. Nantes'ta antrenman merkezi arıyorsunuz. Tak burada çıktı. Hangi masalar var vesaire var. Yani bunlar burada e, yer alıyor. Rahatlıkla gidip burada oynayabilirsiniz. Güzel de bir ortam oluyor. Bu bu işe yarıyor yani. Onun dışında members'e bakmıştık. Partners'a bakacağız. Partners genel olarak masalar neler? Şimdi e, ITS yani uluslararası masa e, futbolu federasyonu Onayladığım masalar var. Yani ITSF turnuvaları tamamı bu masada oynanmak zorunda mi? bu masaya bakalım tanıyalım teker teker. Bonzini masa var. Bonzini masalarda şöyle bir masa. Oyuncak gibi gözüküyor ama çok farklı. Gerçekten taktık diye de çok fazla ses çıkartıyor. Topları falan da çok değişiktir zaten. Böyle bir masa. Bonzini olarak geçiyor. Genellikle Fransız ve Lüksemburglular bu masayı oynamayı çok seviyor. Diğer masamıza bakıyoruz. Roberto Sport. Roberto Sport masa. Genellikle İtalyan ve Çeklerim ben daha çok tercih ettiğini görüyorum. Bu turnuvada ITSF turnuvası yapılabilecek, edinebilecek masa bile ve geliyoruz Leonardo. Leonardo Türkiye'de bizim kullandığımız masa. ITSF masası gerçekten top kontrolü, hakimiyeti vesaire özellikleri çok iyi bir masa. Mesela tanıtım videosu varmış burada kısaca. Buna da bakabiliriz. Zaten bizim videolarda Leonard masada çekiliyor. O şekilde Leonard'ı tanıyabilirsiniz. Leonard bizim için iyi bir masa. Garlando masa, uluslararası onaylı bir masa. Bunları yani kesinlikle bir kafede falan da görmüşsünüzdür. Garlando Türkiye'de ticari piyasaya da girmiş. Ama bu tabi camsız vesaire hani belli modeller olan Master Champion, Pro Champion, Special Champion gibi şeyleri var e, modelleri var. Bu modeller biraz daha farklı tabi. Ama da genel anlamda e, şey masadır uluslararası onaylı masadır. O şekilde onunla turnuvalar yapılıyor. Çok sevilen oyuncular da var. E, çok iyi oyuncular da var. Biraz daha oyun hızlıdır orada. E, Alman masanı, Leonard masası oynayanlar daha çok zorlanır yani o masada. E, tornado masayı. Göstereyim ben şimdi. Tornado masa böyle bir masa. Yani gerçekten ağır bir masa. E, üç tane kalecisi var mesela farklılık olarak. Çok daha hızlı bir masa vesaire. E, bebeklerin ayakları biraz daha kalın. Kaleler biraz daha küçük. Yani açıkçası ben e, Tornado masaya geçtiğim zaman yani kale komple dolu zannediyorum. Hiç böyle şey yok zannediyorum. E, çok zorlanıyorum oynamakta. Zaten dünyada oyuncuların en çok zorlandığı masaların başına geliyor. Biraz daha kolları falan ağır bir masa. O yüzden ee, değişik Amerika çok fazla tercih ediyor. İran tercih ediyor. Çin tercih ediyor. Çin oyuncular yani Tornado'yu iyi. Ha burada bir tane daha masa ee, var diyor var Klasik table bu bir alt seviye. Çok tercih etmiyor Turması da olmuyor zaten. E, Fireball Türkiye'de bir tane Fireball masa var. Bu Tornado'ya yakın masa biraz daha keyifli bir masadır. E, bu masada uluslararası onaylı bir masa. Burada turnuvalar yapılabilir ama bir alt seviye. E, Ulrich var. Yani bu Big Sender çok şey yaptı. E, motive oldu. E, Ulrich e, aslında ITS'in dışında ayrı bir e, Alman P4P diye, P4P diye yazılan bir organizasyon var. Yani, UJIT e, bir farklı versiyonu, onun masası. Onlar birbirlerinin masalarını onaylamıyorlar ama bunu ITSF için bir masa üretmişler. E, ve bu biz e, turnuvaları, ITSF turnuvalarında da masalarını, ITSF turnuvalarında da görebiliyoruz bu şeyleri e, biz. E, ve değişik, güzel bir masa. Yani, biraz, biraz Tornado ile Leonardın karışımı gibi bir masa yapmışlar diye söyleyebilirim. Benim yorumum o masa ile ilgili bu. Yani Rosengard masa var. Rosengard masayı da size göstereyim. Rosengard masa bu şekilde biraz şeklisin bir masa. gerçek yani Cumhuriyeti'nde çok sıklıkla bu Rosengard turnuvaları e, yapılıyor. Yani normal farklı bir masa. E, bu masanın dışında IDS'de normalde bir masa yok. Öyle söyleyebilirim. E, turma yapılabilmek için. E, umarım Türkiye e, olarak da biz bir masa üretip uygun, stabil vesaire kendimize has bir masa o şekilde onayını alıp turmalarımızı yapabiliriz diye umuyoruz biz. Aa, burada community kısmı var. E, community ve Kozum'u genellikle Teo Sakır TV var, Kozum var. Burada nasıl ulaşabilirsiniz bilgileri gibi bir açıklama kısmı var. Ama YouTube'dan genellikle bütün şeyleri, durumları hemen hemen ulaşabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Daha önce çünkü saklıyordu ITSF yani. Kozum çok ücretliydi. Kozum ulaşmak zordu vesaire. Ama yani bu kadar şeyin internet dünyasının gelişmesinden hani YouTube'un durumundan sonra artık direnemiyorlar. Kozum üyeliği olan var mı bilmiyorum yani artık. Benim yok açıkçası. Ee, education eğitim kısmı de var ama şu an galiba Yok burada fast ayrı bir şey. Store kısmı var. Store'a girdiğiniz zaman ayrı bir sizi e, ekrana gönderiyor bu kısım. Burada toplar, fiyatlar, her şey hemen hemen var. Snackshot için bir ekipman var. Bonzini masanın kolu var. Beyaz DVD'ler var, tişörtler var, i̇şte masalar daha alakalı, i̇şte ışıklandırmalar var. Böyle bir kemer gibi bir şey var. Burada yazı turu atmak için bir para benzeri bir şey var gibi gibi bunlar da burada e, satıyorlar ama henüz yani PayPal'ın kapanmasından sonra en son bildiğim kadarıyla buradan alışveriş yapamıyoruz biz. alışveriş yapmak isteyen yani böyle bir ihtiyaç duyan birileri varsa bize ulaşırlarsa biz nasıl elde etmeleri gerektiğini, edinmeleri gerektiğini de kendilerine e, bildiririz diye söyleyebilirim. Eee ITS Nantes'ta bu arada Fransızca halk yani Fransa'da e, bulunuyor. E, bu sayfalarında bir kısmı yani büyük çoğunluğu o şekilde değerlendirebilirsiniz bunu. Ee, Education'dan sonra ITSF kısmına girmiştik. Burada işte belli bir kuralların, bildirilerin olduğu bir e, yer var. Burada. Genel olarak ITSF'in internet bu. E, bu şekilde e, girdiğiniz zaman çok güzel şeyler, sonuçlar alabilirsiniz e, burada. Gerçekten ilginizi çekecek şeyler olabilir. Duruma görselleridir, belki videolarıdır, belki sonuçlarıdır vesaire. Umarım gittiğiniz turnuvaları da buradan takip etme imkanınız olur. Çünkü burada girilen turnuvalarda oraya giden kişiler de yine bu ITSF yi gelip kendi soy ismini aratarak hangi maçı kiminle yapacağını öğrenmiş oluyor. Benim anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım istifade etmişsinizdir. Umarım işinize yarar. Umarım seversiniz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.